Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni dönem hayırlı olsun. Bir önceki dönemde sıkıntılarımız oldu. Derse katılan arkadaşlar biliyordur. Ben benzer sıkıntıların olmayacağını ümit ediyorum. Bu bizim görevimiz, bu görevimizi yapacağız. Yani hocamız benim vermemi istedi. İstediği için ben de onu kırmadım. Yine dersi vereceğim. Umuyorum ki karşılıklı olarak derslerimiz çok güzel geçer. Hem siz bu dersimizden en üst düzeyde faydalanırsınız. Bu böyle olursa ve ben bunu da hissedersem bu da benim için en büyük mutluluktur arkadaşlar. Sizden tek ricam var. Lütfen derse geldiğiniz zaman dersten başka bir şeyle ilgilenmeyin lütfen. Olabilir, sıkılabilirsiniz, canınız sıkılabilir. Biz de genç olduk. Biz de o sıralardan geçtik. Biraz sabredin, ben ara veririm. Ondan sonra dersimizin de etkinliği, sükuneti bozulmadan derslerimizi tamamlarız. Oradaki arkadaşlar, tanıyan arkadaşlar beni bilir. Sizin yeriniz bende ayrıdır. Ve ben bunun da hiçbir zaman bozulmasını istemem. Geçtiğimiz dönem ufak tefek sıkıntılarımız oldu, kırgınlıklarımız oldu. En azından benim canım bayağı bir sıkıldı. Ama umuyorum ki bu dönem bunlar olmayacak. Ve çok güzel bir dönem, 2,5-3 ay birlikte götüreceğiz. Ben de elimden geldiğince ve de imkanlar el verdiğince size destek olmaya çalışacağım. İnşallah sonuçta siz amacınıza ulaşırsınız, dersinizi geçersiniz, dönemi geçersiniz, okulu bitirirsiniz, mezun olur, diplomanızı alırsınız. Bu da bizi mutlu eder arkadaşlar. Evet, herhangi bir söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin, yoksa ben derse başlayacağım. Bu hani bir daha söyleyemeyeceğiniz anlamına gelmez. İstediğiniz zaman söz alıp konuşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi tabii ki İktisat dersi daha önce almamışsınızdır çoğunlukla. Bilmediğiniz kavramlar olabilir, bilmediğiniz kelimeler olabilir. Lütfen onları sorun. Ben onları keyifle cevaplarım, severek cevaplarım. Hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan dersimizin amacına ulaşması ve benim için önemli olan sizin başarılı olmanız. Evet, başlayalım mı? Tamam. Evet arkadaşlar, geçen dönem İktisada Giriş 1 dersini işledik ve o derste mikro iktisat konularını işlemiştik. İktisada Giriş 2'de ise makro iktisat dediğimiz makro iktisadın konuları işleniyor. Evet. Mikro iktisat dediğimiz zaman, yani ilk dönemde biz neyi inceledik? Tüketici davranışını inceledik, üretici davranışını inceledik. Piyasadaki davranışları, endüstriyi inceledik, kar, zarar, maliyet, hasılat gibi küçük ekonomik birimlerin davranışlarını inceledik. Talep, arz, bu gibi kavramları inceledik. Bu dönemde ise makro iktisat dediğimiz ekonomiyi bir bütün olarak ele alan, tüm ülke ekonomisini ilgilendiren konularla ilgileneceğiz. O konuları ilgilenen makro iktisadı işleyeceğiz arkadaşlar. Tabii anlatacağımız konular çok etraflı, çok detaylı. Ama dersimizin anlatımı çerçevesinde, konusu çerçevesinde çok fazla da taşmadan o seviyede konularımızı anlatmaya devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen senelerde daha ayrıntılısını, daha geniş bir şeklini, daha özel derslerde göreceksiniz. Bu derste zaten genel iktisat dersi, iktisada giriş dersi. Temel bir takım bilgiler veriyoruz. Birinci ünite, yani bugün işleyeceğimiz konuları ilerleyen derslerimizde daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Bugün sanki tüm dönem boyunca işleyeceğimiz derslerin bir özetini yapacağız bugün. Bu birinci ünitede. Şimdi öncelikle makro iktisat nasıl ortaya çıkmış, bundan bahsedelim. Makro iktisat ortaya çıkmadan önce klasik iktisat dediğimiz iktisadi düşüncenin fikirleri, düşünceleri iktisadi
politikaları belirliyordu. İktisadi bir takım kararlar, klasik iktisat dediğimiz Adam Smith'in, Adam Smith'i duyduk mu? Adam Smith klasik iktisadın öncüsü, Amerikalı bir iktisatçıdır. Bu iktisatçının ve bunun devamında bu iktisadı savunan iktisatçıların olduğu topluluğa klasik iktisat diyoruz ve 1930 yılına kadar bu iktisadi düşüncenin düşüncelerine göre, fikirlerine göre ekonomiler yönelmiş. Ancak 1929'da başlayan, 1930 yılı boyunca da süren, dünyada yaşanan büyük buhran olarak geçer. Bu buhran sonucunda klasik iktisat bütün düşünceleri, önemini kaybetmiş. Klasik iktisadın düşünceleriyle artık iktisadi düşünceler, iktisadi sorunlar, iktisadi sorunlar çözülemez olmuş. Enflasyon olmuş. İşsizlik olmuş. Ekonomiler durgunluğa girmiş. Firmalar mallarını satamaz olmuşlar. Ülkeler, uluslararası ticaret çalışmaz olmuş ve çok büyük bir kriz dünya ekonomisini çok büyük oranda etkilemiş. Böyle bir durum çoğu ülkeyi kökten sarsmış, devletler ekonomileri yönetemez hale gelmişler ve durum içinden çıkılmaz hale gelmiş. O dönemde hatta 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasının sebeplerinden biri olarak da bu büyük buhranın, bu büyük bunalımın olduğunu iddia eden düşünürler, bilim adamları, bilim insanları söz konusu arkadaşlar. Şimdi hal böyleyken Keynesyen iktisat dediğimiz, John Maynard Keynes adlı iktisatçı ortaya çıkmış. Demiş ki klasik iktisadın savunmuş olduğu düşünceler yanlıştır. Bunların varsayımları dolayısıyla, bunların öngörülerinin şu anda bulunan ekonomik sorunları çözemeyeceğini, klasik iktisadi düşüncenin öngörmüş olduğu politikaların etkisiz olduğunu, bu sıkıntının çözülebilmesi için devlet müdahalesi gerektiğini, ancak bu şekilde bu sıkıntıdan çıkılabileceğini söylemiş. 1936'da yayınlamış olduğu İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı kitap da bunları açıklamış arkadaşlar. Dolayısıyla makro iktisat bu tarihe kadar, 1930'lu yılların başına kadar çok bir önemi olmamış. Çünkü klasik iktisatçılar devlet müdahalesini reddetmişler. Ekonominin kendi kendine dengesini sağlayacağını söylemişler. Yani görünmeyen el dediği, klasik iktisatçıların görünmeyen el dediği piyasa mekanizması ekonomideki dengeleri kendi kendine sağlayacağını söylemiş. Ücretler esnektir demişler. Fiyatlar esnektir demişler. Ücretin esnek olması demek ne demek? Ücretler düşebilir de artabilir de. Fiyatların esnek olması ne demek? Fiyatlar düşebilir de artabilir de. Hiçbir engel yok. Yatırım tasarruf eşitliğini kabul etmişler. Yani tasarruflar ne kadarsa yatırımlar da o kadardır. Tasarruflar yatırımlara gider. Ekonomide herhangi bir sızıntı yoktur şeklinde öngörülerle hareket etmişler. Ama işte Keynes de bunları eleştirmiş. Demiş ki bunların garantisi yoktur. Dolayısıyla dünya ekonomisini bu buhrandan çıkarmaya klasik iktisadın politikaları yetersiz kalır. Ve demişler ki, demiş ki Keynes, o büyük buhranın tek nedeni vardır. En önemli nedeni, tabii nedenleri çok. En önemli nedeni şudur, talep yetersizliğidir. Bu talep yetersizliğinin aşılabilmesi için de devletin maliye politikası araçlarıyla ekonomiye müdahale etmesi gerekir. Nedir maliye politikası araçları? Biraz sonra değineceğiz ve dönem boyunca da bunlardan bahsedeceğiz. Ne demektir? Devlet harcama yapmalı. Devlet vergileri azaltmalı.
harcamalarını artırarak ekonomiyi canlandırmalı. Ekonomi canlanmalı. İnsanlar gelir elde etmeli, alım gücü elde etmeli. Talep bu durumda artacaktır ve böylece ekonomiler, dünya ekonomisi ve ülke ekonomileri bu sıkıntıdan, bu problemlerden kurtulacak şeklinde bir değerlendirmelerde bulunmuş ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Keynesyen politikalar ön plana çıkmış ve yine IMF'nin kurulmasında yine Keynes'in görüşlerinin, öngörülerinin ve de kendisinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi acaba, şimdi genel olarak makro iktisadın ne zaman ortaya çıktığını, aslında tabii ki makro iktisat her zaman vardı ama önemi işte bu büyük buhrandan sonra ortaya çıkmış. Acaba makro iktisat dediğimiz iktisadın bölümünün yönlendirilmesinde etkin olan elemanlar, karar vericiler kimlerdir? Acaba makro iktisadın çalışması nasıl gerçekleşir? Nasıl çalışır? Onun üzerinde duralım arkadaşlar. Şimdi burada 3 aşama söz konusu. 3 aşama var. Birinci aşama mal ve hizmet akımı. Bunu firmalar, halk ve firmalar ve halk gerçekleştirir. İkinci aşama devletin olduğu, halkın olduğu ve firmaların olduğu akım. İkinci aşama. Üçüncü aşama ise artık devlet var, halk var, firmalar ve nedir? Dış alem, diğer ülkeler. Diğer ülkeler. Birinciyi tekrar ediyorum. Devletin ve dış alemin olmadığı, sadece hane halkları var ve firmalar var. İkincisinde devlet dahil ediyor. Firmalar, halk ve devlet. Üçlü bir ilişki. Sonra üçüncü aşamada dörtlü bir ilişki ortaya çıkıyor. Firmalar, halk, devlet ve uluslararası ticaret, dış alem şeklinde söylüyoruz. Bunu bakın şurada bir diyagramımız var. Kitabınızda da var bu. Bakın şöyle ben işaretçimi hazırlayayım. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar hane halkı, bunu ilk dönem incelemiştik. Nedir hane halkı? Hane halkı en az bir kişiden oluşur. Ev tuttunuz, çalışıyorsunuz, ev tuttunuz, tek başınıza yaşıyorsunuz. Olabilir. Ha, hane halkındaki insanlar akraba olmak zorunda değildir. Ha, iki arkadaşsınız, ev tuttunuz beraber, o lokantada, restoranda çalışıyor, siz bankada çalışıyorsunuz veyahut nedir? Bakın o da bir hane halkıdır. Yani halkı, hane halkı içindeki insanlar akraba olmak zorunda değiller. Hane halkından hala söz ediyoruz. Üretim faktörlerinin sahibidir. Üretim faktörleri ne? Emek üretim faktörü, sermaye üretim faktörü, toprak üretim faktörü. Buna bir tane daha ekleyebiliriz. Girişimcilik şeklinde ekleyebiliriz. Örneğin Bakü'ye geldiniz. Diyelim ki Gence'de oturuyordunuz. Dediniz ki Bakü'ye gideyim. Orada iş buldum, çalışayım. Geldiniz, bankada çalışıyorsunuz. Bir ev tuttunuz kendinize. İyi de para kazanıyorsunuz. Para kazandınız, kazandınız. İşte biriktirdiniz. Ne yaptınız? Bunu bankaya yatırdınız. Bakın çalışarak emek üretim faktörünün sahibisiniz. Bankada çalışıyorsunuz ya. Emek üretim faktörünün sahibisiniz. Hane halkı olarak. Sonra paranızı bankaya yatırdınız. Paranız birikti, bankaya yatırdınız. Ha, artık sermaye üretim faktörünün de sahibisiniz. Oradan da ne? Faiz geliri elde ediyorsunuz. Emek üretim faktörü olarak ücret geliri, sermaye üretim faktörü olarak da faiz geliri elde ediyorsunuz. Sonra bankadaki paranız da birikti. Orada inşaatçılar semtinde bir tane daire aldınız. İnşaatçıları biliyorsunuz değil mi? Değil mi? Bakü'de öyle bir semt var, bir yer var. Oradan bir tane de daire aldınız. Daireyi de kiraya verdiniz. Ha, bakın. Bankada çalışıyorsunuz, ücret geliriniz var.
emek üretim faktörünün sahibisiniz. Sonra bankaya paranızı yatırdınız, sermaye geliriniz var, faiz gelir elde ediyorsunuz, sermaye üretim faktörünün sahibisiniz. Sonra evinizi ya da bir dükkan da olabilir, bir iş yeri satın aldınız, onu kiraya verdiniz. Ha nedir? Artık toprak üretim faktörünün de sahibisiniz. Oradan da bir rant geliriniz var. Ha ne diyoruz? Hane halkı. Üretim faktörlerinin sahibidir. Peki ne yapacaksınız bu paraları? Ne işe yarayacak? Ne yaparsınız bu parayla? Yemek yiyeceksiniz. Değil mi? Yemek yiyeceksiniz, içeceksiniz, giyineceksiniz, giysi alacaksınız. Barınacaksınız. Isınmanız gerekecek. Bakın bir takım zorunlu ihtiyaçlarınız var. Tüketim gerçekten. Sinemaya gideceksiniz, tiyatroya gideceksiniz, tatile gideceksiniz, otomobil alacaksınız. Yani bir takım harcamalarınız var. Ne yapıyorsunuz? Bu gelirlerinizde de tüketim gerçekleştiriyorsunuz. Hane halkı tüketim faaliyetini gerçekleştirir. Amacı tüketimi sonucunda faydasını maksimum kılmaktır. Amacı budur. Faydasını maksimum kılmak. Şimdi bakıyoruz. Hane halkı üretim faktörlerini ne yaptı? Firmalara kiraladılar. Dedik ya bankada çalışıyoruz. Sonra paramızı bankaya yatırdık. Firmalar gitti bankadan kredi çektiler. Siz sermayenin sahibi sizsiniz. Sonra ne oldu? Firmalara siz arazinizi kiraladınız. İş yerinizi kiraladınız. Evinizi kiraladınız. Ne yaptınız? Onlardan para aldınız. Üretim faktörlerinin karşılığını aldınız. Ha bu paraları da ne yaptınız? Firmaların üretmiş olduğu mal ve hizmetleri satın almakta kullandınız. Mal ve hizmetleri satın almakta kullandınız. Dolayısıyla firmalarda nedir? Üretimi gerçekleştiren ekonomik birimdir. Üretim gerçekleştiren. Ne yapar? Hane halkından üretim faktörlerini kiralar. Bunun karşılığında hane halkına ödeme yapar. Emeğini kiralar, ücret öder. Parasını kiralar, faiz öder. İş yerini, arazisini kiralar, rantı öder. Ve bu firmaların maliyetlerini oluşturur arkadaşlar. Maliyetlerdir bunlar. Sonra mal ve hizmet üretir. Üstüne de kar paylarını koyup, diyelim ki ürünü 10 liraya üretti. 10 liraya üretti. Üstüne de diyelim ki %20 karla çalışıyor. 2 lirada kar payı koydu. Ürünü 12 liraya hane halkına sattı. Ha, ürettiği mal ve hizmeti de nedir? Hane halkına satar. Sonuçta firmaların varoluş nedeni kar elde etmektir. Ve bu karı en üst düzeylere çıkarmaktır. İkinci aşama olarak devleti dahil ettik. Devlet de devletin varoluşu amacı da arkadaşlar halkının, vatandaşının refahını maksimum yapmaktır. Ekonomik, iktisadi sistemlere göre devletin ekonomideki yeri değişecektir. Ama hangi sistemde olursa olsun devletin varoluş amacı halkının refahını maksimum kılmaktır. En üst düzeylere çıkarmaktır. Ve devlet ne yapar? Vergi toplar. Devletin geliri vergilerdir. Tüketimden alır, üretimden alır, her türlü faaliyetten, ekonomide yaşanan her türlü ekonomik faaliyetten devlet vergi alır. Ne yapar bu vergileri? Hizmetleri yerine getirmek için kullanır. Hangi hizmetleri yapar? Güvenlik hizmetleri. İç güvenlik hizmeti, polis. Dış güvenlik hizmeti, askerlerimiz. Belediyeler var. Yollar yapılıyor, barajlar yapılıyor, köprüler yapılıyor, okullar yapılıyor, hastaneler yapılıyor. İtfaiye var. Belediyenin verdiği hizmetler içerisinde, bakın bu gibi hizmetlerin yerine de, getirilmesinde de vergiler kullanılıyor arkadaşlar. Devletin varoluş amacı da bu. Halkının refahını maksimum yapmak. Dolayısıyla devletin bu faaliyeti içerisinde halkın refahını, çıkarlarını ön planda tutması lazım. Şimdi hane halkının devletle ilişkisi nedir? Devlete emeğini arz eder.
Hani polis hane halkı değil midir? Asker hane halkı değil midir? İşte karayollarını yapan işçiler, çalışanlar, memurlar, devletin dairelerinde çalışan, bakanlıklarda çalışan, işte devletin o genel olarak devlette çalışan elemanlar nedir? Hane halkıdır. Emeklerini arz etmektedir. Dolayısıyla oradan bir ücret geliri elde ederler. Halk devlete borç da verir. İç borçlanma diyoruz ya, iç borçlanma. Halktan borçlanabilir devlet, faiz de öder. Devlet halktan iş yerini, yeri, diyelim ki oraya bir ne açsın? Örneğin bir hastane açacak, bir poliklinik açacak. Yani çok büyük bir yer değil. Hazır orada bina var. Sahibi kim? Mehmet amca. Mehmet amca da diyor ki ben burayı kiralıyorum. Ne kadar kirası? 1000 manat. Al sana 1000 manat. Ben burayı kiralıyorum. Burayı şu amaçla kullanacağım. Ha, devlet kiralama da yapar. Hane halkıyla devlet arasındaki ilişki budur. Ha, sadece bu mu? Devlet ne yapacak? Hane halkının tüketim gerçekleştirdiği, elde ettiği gelirden de nedir? Vergi alacak, pay alacak. Firmaların devletle ilişkisi nedir? Firmalar devlete de mal satarlar. Aynı hane halkına sattığı gibi devlete de mal ve hizmet satarlar. Devlet dairesine gittiğiniz zaman masalar var, sandalyeler var, bilgisayarlar var. Değil mi? Oradaki teçhizat var. Okula gittiğiniz zaman okuldaki sıralar, masalar, oradaki teçhizat. Kim yapar bunları? O binaları kim yapar? İşte firmalar yapar. O ürünleri kim satar onlara? Firmalar satar. Ha, devlet de nasıl hane halkından vergi alıyorsa firmalardan da vergi alır. Elde ettiği gelirden, elde ettiği kardan vergi alacaktır. Aldığı vergilerle de burada da söylediğimiz gibi kamu hizmeti gerçekleştirecek. Hem firmalar için hem hane halkı için kamu hizmeti yerine getirecek. Üçüncü aşama dediğimiz aşamada ise dış alem diyoruz. Dış alem nedir? Uluslararası. Uluslararası. International. Uluslararası. Nedir? Hane halkı yurt dışından da mal ve hizmet satın alabilir. Yurt dışına da üretim faktörü satabilir. Hiç içinizde yurt dışında çalışan akrabası olan var mı? Türkiye'de çalışan, Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de muhakkak vardır. Nedir? Azerbaycan vatandaşıydı. Azerbaycan vatandaşıydı. Gitti orada çalışıyor. Kazandığı parayla ülkeye geri dönüyor. İşte iş gücünü de satar, üretim faktörlerini de satar. Dışarıdan mal ve hizmet de satın alır. Aynı şekilde firmalar dışarıya mal ve hizmet satar. Dışarıdan ham madde de satın alabilir. Aynı şekilde bir takım ihtiyaçlarını yurt dışından da giderebilir. Yurt dışına da bir takım faaliyetlerde bulunmak için çıkabilir. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir ekonomi bu şekilde çalışmakta. Ekonomideki elemanlar bunlar ve basitçe çalışma şeklini bu şemadan anlatabiliriz arkadaşlar. İsterseniz bir ara verelim. Bir ara verelim arkadaşlar. Bir 10 dakika sonra dersimize devam edelim. Belki sıkılmış olan arkadaşlarımız vardır. Onlara da müsaade etmiş oluruz. Aradan sonra 10 dakika aradan sonra görüşüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayalım. Kaldığımız yerden. Nasıl gidiyor? Yani tabii aslında içinde bulunduğumuz ekonomiyle de yaşadığımız şeyleri anlatacağız. Biraz kavramlar var, biraz hikayemsi kısımları var. O nedenle biraz sıkıcı gelebilir. Bence siz de müdahale edin. Siz de konuşun ki dersimiz güzel geçsin, dersimiz keyifli geçsin. Bu önemli arkadaşlar. Tek taraflı ben anlattığım zaman tabii ki biraz sıkıcı olabiliyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gelelim makro iktisat ne iş yapar? Ona bakalım. Makro iktisadın hangi politikayı uygularsanız uygulayın, ne yaparsanız yapın, 4 temel sorununu çözmeye çalışır. 4 temel sorun vardır. Birincisi üretim düzeyi ve ekonomik büyüme. Yani bu ülkeyi
Nasıl büyütebiliriz? Ekonomik anlamda nasıl büyür? Nasıl daha üst gelir düzeylerine çıkılabilir? Daha üst gelir düzeylerine çıkma işini yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Yapabilmemiz için ne yapmalıyız? Ha, önemli sorunlardan biridir. Ekonomik büyüme. İkincisi, işsizlik ya da diğer bir adıyla istihdam. İşsizliği çözmek yine makro iktisadın sorunudur. Enflasyon, yani fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, bu da yine önemli problemdir. Ve dördüncüsü dış açık dediğimiz, ödemeler bilançosunda gerçekleşen, ödemeler bilançosu açığı dediğimiz açığın çözülmesi makro ekonominin dört temel uğraş alanıdır. Dört temel sorunudur arkadaşlar. Bakın, mesela Türkiye'de seçimler olur. 4 yılda bir, 5 yılda bir, 4 yılda bir genel seçimler olur. 5 yılda bir yerel seçimler olur. Yani belediye başkanı seçimleri olur. Şimdi siyasetçilere baktığınız zaman çıkar nutuk atarlar. Derler ki şunu yapacağız, bunu edeceğiz, şunu çözeceğiz, şunu çözeceğiz. Bakın, söyledikleri vaatlerinin içerisine baktığınız zaman hep bunu söylerler. Ekonomi büyüyecek, gelirler artacak, insanlar daha üst yaşam seviyelerinde yaşayacak. İşsizliği azaltacağız. Bakın, siyasetçiler bunları vaat ederler. İşte enflasyonu çözeceğiz. Fiyatlar artmayacak. İşte gelirinizi artıracağız. Vaatlerdir bunlar. Dış açık önemli bir problemdir ve Türkiye ekonomisinin şu anda önemli problemlerinden birisi dış açık sorunudur. Ve de pek de çözülecek gibi görünmüyor. Ha nedir? Yavaş yavaş azalıyor. Ama bu şekilde gitse dahi, hani bu şekilde azaldığını bile düşünsek, belki 20 yıl, belki 30 yıl alacak açığın kapanması. Dolayısıyla Türkiye ekonomik anlamda o açığı yaşamaya devam edecek. Bilmiyorum, Azerbaycan'da bu tarz bir araştırmanız oldu mu? Bu tarz işte Azerbaycan ekonomisinde ki dengeler nasıl? İşsizlik nasıl? Büyüme nasıl? Enflasyonun durumu nasıl? Dış açık sorunu nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki Azerbaycan'ın çok önemli nimetleri var. Bunlardan birisi petrol, neft, diğeri doğalgaz. Yani yeraltı kaynakları çok güzel, çok iyi. Bunlar önemli. Altın da var diye biliyorum, doğru mu? Evet, altın da var. Coğrafi çok güzel. O Hazar kıyısı mükemmel, Hazar denizi mükemmel bir şey, çok büyük bir nimet. Petrol çok büyük bir nimet, doğalgaz çok büyük bir nimet. Ha, burada önemli olan nedir? Burada önemli olan kaynağa çok sahip olmak değildir. Önemlidir, kaynağa sahip olmak önemlidir ama o kaynakları nasıl kullandığınız da önemlidir. Mesela devlet başkanı İlham Aliyev başkan geldi Türkiye'ye. Hani bir kardeşlik, zaten kardeş ülkeler. Nedir? Bir hava oluştu, güzel bir hava oluştu, birbirlerini desteklemeleri. İşte birlikte projeler gerçekleşiyor. Bunlar mükemmel şeyler. Bunlar çok inşallah artarak da devam eder arkadaşlar. İşte Türkiye'nin tecrübeleri, Azerbaycan'ın gücü, bunlar hepsi bir araya geldiğinde güzel şeyler olacak umarım. Ama sonuçta bir ülke ekonomisinin temel sorunlarıdır bunlar. Ne kadar güçlü olursanız olun, Amerika'nın da bu tür sorunları vardır. Almanya'nın da bu tür sorunları vardır. Bazı ülkelerde daha çoktur, bazı ülkelerde daha azdır. Ama her ülke bu sorunları az ya da çok yaşamaktadır. Ha, az var, önemli değil, o zaman makro iktisadi bir çalışmaya gerek yok. Hayır, ipin ucunu kaçırdığınız zaman bir daha o ipi yakalamak zordur arkadaşlar. Onun için tedbir çok önemlidir. Ekonomik dengeler çok önemlidir. Özellikle siyasiler, ekonomiyi yönetenler bunlara çok dikkat etmek zorundadır. Dedik ki üretim düzeyi ve ekonomik büyüme. Nasıl ölçeriz ekonomik büyümeyi? Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Ekonomik büyüme, iktisadi anlamda düşündüğümüz zaman arkadaşlar, gayri safi yurt içi hasılaya ya da gayri safi milli hasılaya bakarak belirlenir.
Nedir gayri safi yurt içi hasıla? Gayri safi yurt içi hasıla belli bir dönem içerisinde, bu genellikle bir yıllık dönemdir arkadaşlar, bir yıl içinde üretilmiş tüm nihai malların, nedir nihai mal? Bitmiş, artık tüketilebilir, artık başka bir üretim aşaması geçirmeyecek. Masa bitmiş artık, masa yapıyor, otomobil, işte televizyon, buzdolabı artık bitmiş. Nihai maldan kastımız bu. Bir otomobilin motoru mesela, motor hali işe yarar mı? Kullanabilir misiniz onu? Yani evinize götürseniz otomobilin motorunu, bir işinize yarar mı evde? Hiçbir işinize yaramaz değil mi? Mesela buzdolabı motoru yok. Buzdolabının soğutucusu var ya. Götürdünüz eve, koydunuz. Kullanabilir misiniz? Hayır. O ürünün bitmesi, kullanıma hazır olması gerekir. Onun için nihai maldan kasıt bu. Bitmiş, artık başka bir üretim aşaması geçirmeyecek olan ve kullanıma hazır şeklinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla belli bir dönem içerisinde üretilmiş tüm malların piyasa fiyatlarıyla çarpımı sonucu, çarpılıp toplanması sonucu elde edilen değerdir. Gayri safi yurt içi hasıla. 10 tane otomobil ürettik o yıl. İşte 100 tane televizyon ürettik. 1000 tane de ekmek, çörek ürettik. Bu kadar mal üretildi. Ha ne yapacaksınız? İşte bu o ekonominin gücünü gösterir. 10 tane otomobil, 100 tane televizyon, 1000 tane ekmek. Bunları fiyatlarıyla çarpar toplarsanız diyelim ki 100 bin manat yaptı. Ha demek ki o ülkede o bir yıllık dönemde 100 bin manatlık mal üretilmiş. O zaman o ekonominin büyüklüğünü nasıl ifade ederiz? Deriz ki 100 bin manat büyüklüğe sahip. Burada önemli olan bunu artırabilmek. 200 bin manat yapmak, 1 milyon manat yapmak, 1 milyar manat yapmak. Hani bunu büyütmek gerekir. Bu da makro iktisadın çözmesi gereken sorunlardan birisidir. Peki ekonomi büyürse ne olur? Ne işe yarar? Ekonomi büyüdüğü takdirde arkadaşlar, daha çok mal ve hizmet üretilir. Ne kadar çok mal ve hizmet üretilirse o kadar gelir yaratılır. İnsanların eline, o ülkedeki insanların eline daha çok para geçer. Daha çok para, daha çok mal ve hizmet satın almak, daha çok tüketmek ne olacaktır? İnsanların refahını artıracaktır. İnsanlar daha üst yaşam düzeylerinde yaşayabilecektir. Evet. Burada büyümenin ölçülmesinde kullanılan kavram gayri safi hasıla olarak karşımıza çıktı. Bir yıldan bir yıla gayri safi yurt içi hasılada artış varsa o ülkenin büyüdüğünü söyleriz. Bir yıldan diğer yıla gayri safi yurt içi hasılanın miktarında bir artış varsa o ülkenin büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ekonominin büyümesinin iki kaynağı vardır arkadaşlar. Bir, üretim faktörlerinin miktarının artması, yani daha çok insan, daha çok iş gücü, daha çok fabrika, daha çok üretim tesisi, daha çok doğal kaynaklar, daha çok imkanlar, daha çok enerji, daha iyi teknoloji, bunlar nedir? O ülkenin büyümesini sağlayacaktır. Diğer bir önemli unsur da verimlilik. Yani o ülkede üretim faktörleri miktarı artmıyordur. İnsan sayısı artmıyordur. Fabrika sayısı artmıyordur. Ama verimlilik artmıştır. Eskiden aynı nüfusla, rastgele söylüyorum, 100 birim ürün elde edilirken şimdi aynı iş gücüyle 200 birim ürünü üretebiliyoruz. Dolayısıyla ne deriz buna? Verimlilik artmıştır şeklinde söyleriz. Yani büyümenin iki kaynağı var. Bir, üretim faktörlerinin miktarının artması. İkincisi, verimliliğin artması şeklinde söyleyebiliriz. Peki, verimliliğin artması için ne olması gerekir? Bakın dikkat ederseniz, soruları ben soruyorum. Sonuçta soruları yine ben cevaplıyorum. Bir mahsur yok, ben cevaplarım.
Verimliliğin artabilmesi için arkadaşlar araştırma geliştirme çalışmaları önemlidir. Bilginin çoğalması önemlidir. Yeni üretim tekniği, yeni teknolojinin üretime dahil edilmesi. Bakın bunlar ancak araştırma geliştirme çalışmalarıyla olacaktır. Baktığınız zaman gelişmiş ülkeler araştırma geliştirme çalışmalarına çok büyük önem verirler. Ne kadar çok araştırma geliştirme çalışması olursa yeni üretim tekniği, yeni bir ürün, yeni bir teknoloji ortaya çıkacak. Bu da verimliliğin artmasına sebep olacak. Ha bu ne demektir? Belli bir kaynakla daha çok ürün, daha çok üretim sağlamak anlamına gelecektir. Bu da ülkenin büyümesi açısından önemlidir arkadaşlar. Büyümeyi hızlandıran, katlanarak artmasını sağlayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi önemli bir üretim faktörüdür. Bunu geçtim ben. Diğer bir sorun da demiştik ki işsizliğin çözülmesi, istihdamın sağlanması. İşsizlik nedir? Öncelikle istihdam nedir? Ondan bahsedelim. İstihdam geniş anlamıyla üretim faktörlerinin üretime dahil edilmesidir. Orada 10 kişi var. Kafede oturuyor. Orada da bir tane konfeksiyon atölyesi var. Çalışmıyor. Ha nedir? O 10 kişi işsizdir. Çalışmıyor çünkü. Ha orada da nedir? Konfeksiyon atölyesi içinde makine teçhizat var ama kimse çalışmadığı için çalışmıyordur. Bakın bunlar istihdama dahil edilmemiştir. İstihdam dışıdır. Ha ne yaparsınız o 10 işçiye dersiniz ki gel şu atölyede çalış. Sana da para veriyor. Ha ne oldu? O 10 işçiyi üretime dahil ettiniz ve de o atölye artık çalışmaya başladı. Ne olmuş oldu? İstihdam edilmiş oldu. Geniş anlamda üretim faktörlerinin üretime dahil edilmesi istihdam anlamına gelir. Ancak dar anlamda istihdam emek üretim faktörü için kullanılır. Örneğin Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu mesela haberlerde duyarız der ki Türkiye İstatistik Kurumu istihdam rakamlarını açıkladı. Ha burada dar anlamdadır. İstihdam rakamları dendiği zaman iş gücü piyasası ile ilgili açıklamalar yapılıyor demektir. Ha ne der? İşte şu kadar kişi şu kadar dönemde işe girdi. Toplam şu kadar kişi çalışıyor. Şu kadar kişi de işsizdir. Şeklinde rakamlar söyler. İşsizlik demek eksik istihdam demektir arkadaşlar. Eksik istihdam. Eğer çalışmayan insan varsa, eğer çalışmayan fabrika varsa, eğer fabrikada çalışmayan makine teçhizat varsa o zaman neden söz ederiz? Eksik istihdamdan söz ederiz arkadaşlar. Evet, peki işsizliğin bir ekonomideki etkilerini yani basitçe nasıl söyle? Yani işsizlerin ekonomi etkisi nasıldır? Bir ülkeye etkisi neler olabilir? Bir toplumda işsiz sayısı artarsa ne olur? Bir kere arkadaşlar bir toplumda işsiz sayısı artıyorsa bu kadar insanın geliri yok demektir. Dolayısıyla bu kadar insan nasıl geçinecek? Yemek yemek zorunda, içmek zorunda, giyinmek zorunda, barınmak zorunda. Bu ihtiyaçları nasıl karşılayacak acaba? Annesi verir, babası verir, öyle mi? Belki. Peki, ilerleyen zamanda bu insanlar sürekli annesinden babasından mı para alacaklar? Ne yapacaklar? O toplumda huzursuzluk başlar. İnsanlar moral, motivasyon açısından düşerler. Parasız insan her şeyi yapar. Suç oranları artar. İllegal, yasa dışı işler artar. Çünkü bu yasa dışı işlerin en önemli kaynağı işsizlerdir. Yasa dışı işler artar. İntiharlar artar. İnsanlar artık dayanamaz. Ne yaparlar? Hayatlarına son verebilirler. Allah korusun. Dolayısıyla işsizlik
bir ülkenin en önemli problemlerindendir. Bence en önemli sorunudur. Bir ülkede işsizliği çözerseniz her şey çözülür. Her şey çözülür arkadaşlar. Ama bu insanlar hadi gel seni işe aldım demeyle değil. O insanı çalıştıracaksınız, üretecek. Üretime katkı sağlayacak. Bir şeyler ortaya çıkaracak ki o çalışan kişinin de parasını ödeyebilirsiniz. O üretti, onu satacaksınız, onun parasını ödeyeceksiniz. Aksi takdirde gel çalış. Bunun parası nereden gelecek? Devlet veyahut işveren bunun parasını nasıl ödeyecek? Öyle bir sorun da vardı. Bu konuyla ilgili Amerikan iktisatçı, Amerikalı iktisatçı Arthur Oak'un bir çalışma yapmış. Oak'un yasası adı altında bir düşünce önerisi sürmüş. Oak'un yasası işsizlikle büyüme arasındaki ilişkiyi, işsizlikle gayri safi yurt dışı hasılatındaki değişmeler arasında ilişkiyi ortaya koymaya çalışmış. Ve Amerikan ekonomisi için yapmış olduğu çalışmada şunu bulmuş. Her %1'lik işsizlikte her %1'lik artış, işsizlikteki %1'lik her %1'lik artış gayri safi yurt içi hasılanın %2,5 azaldığını tespit etmiş. Amerikan ekonomisi için. Yani burada bu çalışmanın ortaya koyduğu şey, işsizlik artarsa büyüme de azalır. Büyüme gerçekleşmez. Bu önemli bir problemdir. Hani dedim ya, bir ülkede işsizliği gerçek anlamda çözerseniz o ülkede hiçbir iktisadi sorun olmayacaktır. Hiçbir iktisadi sorun olmayacaktır. Olsa da kolaylıkla bertaraf edilebilecektir arkadaşlar. İşsizlik nedir? İstihdamı tanımladık. İşsizlik nedir? Mesela ben çalışmak istemiyorum. Ben gezeceğim, dolaşacağım, çalışmak istemiyorum. Acaba bu kişi işsiz midir? Hayır. Ha, şimdi görüntü olarak işsizdir, çalışmıyor. Ama iktisadi anlamda bu kişi işsiz değildir. İktisadi anlamda bunun adı gönüllü işsizliktir. Gönüllü işsizlik. İş beğenmemek, çalışmak istememek, ücret beğenmeyerek çalışmayanlar gönüllü işsiz olarak adlandırılır arkadaşlar. Ve ekonomi, makro iktisat için onlar önemli değildir. Önemli olan nedir? Ben çalışmak istiyorum. Piyasadaki ücret düzeyini de kabul ediyorum. Yani bu ücretten iş bulsam çalışmak istiyorum. Budur sorun olan. Bu kişiye makro iktisat iş bulmak zorundadır. Bu işsize, bu kişiye o ülkedeki ekonomiyi yönlendirenler iş bulmak zorundadır arkadaşlar. İşte işsiz odur. Ne diyor bakın tanımımız? Çalışma gücü ve isteği olan, arzusu olan ancak cari ücret düzeyinde iş arayıp da iş bulamayanlar işsiz olarak telendirilir. Çalışma gücünde ve yeteneğinde olacak. Çalışmak isteyecek. Piyasada geçerli olan ücreti de kabul edecek. Ama buna rağmen iş bulamayacak. Bunlar iktisadi anlamda işsizdir ve bunlara gönülsüz. Yani gayri iradi ya da gönülsüz işsizlik olarak telendirilir ki bu işin, bu sorunun çözülmesi gerekir arkadaşlar. İşsiz sayısının iş gücüne bölümü, işsiz sayısının iş gücüne bölünmesiyle işsizlik oranı hesaplanır. Örneğin o ülkede, yani şeylere göre, ülkelere göre değişebiliyor arkadaşlar. Türkiye'de 15-65 ay yaş arası nüfus çalışabilir nüfus olarak nitelendiriliyor. 15-65 yaş arası nüfus çalışabilir nüfus olarak. Diyelim ki 10 milyon insan var böyle. Eğer bu 10 milyon çalışabilir nüfustan diyelim ki 2 milyonu iş bulamadı. Çalışmak istiyor, iş bulamıyor. İşsizlik oranımız nedir? 2 milyon bölü 10 milyon. İşsiz sayısı bölü iş gücü. 2 milyon bölü 10 milyon. Yani işsizlik oranı %20'dir diyoruz arkadaşlar. %20'dir diyoruz. Bu şekilde bulunur. Acaba tabii çok işsizlik türü var da bunlardan
belli başlıları hangileri? Onlara bakalım arkadaşlar. Bunlardan birincisi mevsimlik işsizlik. Mevsimlik işsizlik genelde bir ülkede inşaat sektöründe görülür, tarım sektöründe görülür, turizm sektöründe görülür. Çünkü genellikle Türkiye için söylüyorum, yaz aylarında inşaatlar çoğalır. Yaz aylarında turizm canlanır ve turizm büyük istihdam alır, büyük istihdam alır. Tarım sektörü, yaz aylarında tarım yapılır, ekme, dikme, biçme işleri yapılır ve kış aylarına yaklaştıkça burada artık hasat mevsimi yaklaşır, hasat alınır. Turizm artık sezon sonuna yaklaşmıştır. İnşaat da aynı şekilde ve kış geldiğinde de bu sektörlerde faaliyet durur. Ve bu sektörde çalışan işçiler ne olacaktır? İşsiz kalacaktır. İşte bunlara mevsimlik işsizlik diyoruz. İş zamanı çalışan mevsime göre, mevsim değiştikten sonra artık faaliyetlerin durduğu sektörlerde iki çalışanların işsiz kalması mevsimlik işsizlik olarak isimlendirilir. Konjonktürel işsizlik. Nedir konjonktür? Bu kelimeyi duydunuz mu hiç? Konjonktür. Konjonktür arkadaşlar, ekonomiyle ilgili konuştuğumuz için o şekilde cevap vereceğim. Ekonomide yaşanan dalgalanmaları ifade eder. İşte her şey canlanıyordur. İnsanlar gelir elde ediyor. Üretim artıyor, genişliyor. Artık fiyatlar artmaya başlıyor. Stoklar azalıyor, fiyatlar artıyor ve ekonomi en üst düzeye çıkıyor, tepe noktasına. Tepe noktasında ne vardır? Tepe noktasında enflasyon vardır. Çok yüksek enflasyon. Ne demektir bu? Mal ve hizmetlerin fiyatları çok yükselmiştir. Böyle bir durumda insanlar talep etmektedir, mal bulamamaktadırlar. Ellerinde gelir var, harcamak istiyorlar ama karşılığında üretim bulamıyorlar. Böyle bir durumda ne olacaktır arkadaşlar? Fiyatlar çok yükselmiş, artık bu durum zaten fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Böyle durumda mal ve hizmetler satılamayacaktır. Belli bir müddet sonra fiyatlarını arttığını gören firmalar daha çok üretip daha çok kar elde etmek isteyecekler. Ama bu durumda stoklar iyice artacak. Ekonomide durgunluk başlayacak. Bakın tepeden aşağı doğru inmeye başladık. Ekonomi durgunluğa gidecek. Stoklar birikmiş. Stokların olduğu bir ortamda daha fazla üretmek mantıksızdır. Çünkü firmalar ellerinde olan ürünleri satamazken üreterek daha fazla stok yaratmaları kendileri açısından maliyet artışı demektir. Dolayısıyla üretmeyecekler. Ekonomi artık düşüşe geçti. İşsizlik başlayacak, üretim duracak, durgunluğa girecek. Artık iyice dibe doğru gidiyor. Dibe doğru gitti. Fiyatlar çok düştü, aşırı düştü. Ha, yine ekonomi kendini toparlayabilecektir. Ama nedir? Bir canlanma dönemi yaşadık, bir daralma dönemi yaşadık. İşte bir canlanma ve bir daralma döneminden oluşan o sürece konjonktür diyoruz. Ve ekonomiler zaman zaman bunu yaşarlar. İşte daralma döneminde üretimin durması, resesyona doğru gidilmesi nedir? Üretim durduğu için insanlar ne olacaktır? İşten çıkacaktır, çıkarılacaktır. Dolayısıyla ne olur? Bu insanlar işsiz kalmışlardır. İşte bu konjonktürel sebepten dolayı işsiz kalınma durumuna konjonktürel işsizlik diyoruz. Yapısal işsizlik. Adından da anlaşıldığı gibi arkadaşlar, ekonomide meydana gelen bir takım ekonominin kendi yapısı itibariyle işsizliğin ortaya çıkmasıdır. Bu aslında çok önemli bir problemdir. Nüfus artıyor. Sizin bu insanları çalıştıracak tesisleriniz yok. Fabrikalar yok. İş alanları yok. Var olan iş alanları eski teknolojiyle çalışıyor. Hep yıllardır geleneksel şekilde üretim gerçekleştiriyorlar.
ürettikleri ürünler günlük hayat için artık geri kalmış ürünler. O zaman ne olacak arkadaşlar? İnsanlar çalışacak alan bulamayacaklar, işsiz kalacaklar. Sebep? Çalışacaklar ama çalışacak yer yok. Bakın, yapıdan kaynaklanıyor. O zaman ne yapılması gerekir? Yeni iş alanları açılmalı. Fabrikalar teknolojilerini gözden geçirmeli. Yeni ürünler üretime dahil edilmeli. Yeni tesisler oluşturulmalı. Yeni iş alanları açılmalı. Bakın bunlar hep ekonominin yapısıyla ilgilidir. Bunu yaparsanız eğer işsizliği çözebilirsiniz. O zaman bunu yapılmıyorsa o zaman nedir? Bu o ülkenin kendi ekonomik yapısından kaynaklanan bir sorundur. İşsizlerin var olmasının sebebi de bu yapıdır. Gidiyorsunuz kafede oturuyor arkadaş. Hani çalışma gücünde. Niye çalışmıyorsun diye bir soru sorduğumuzda iş var da mı çalışmıyoruz? Bana siz iş verdiniz de mi çalışmıyorum ben? Bakın bu işte yapıdan kaynaklanır. O kişi çalışmak istiyor aslında. Ama iş yok. Çözüm yolu da budur. O insanlara iş alanı açılmalıdır. Diğer bir işsizlik türü de friksiyonel, yani geçici işsizlik. Diğer bir adı da arizi işsizliktir. Ama burada friksiyonel veyahut geçici işsizlik olarak bilmemiz yeterli. Bu nedir? Bu şudur. Diyelim ki Gence'de çalışıyordum. Sonra baktım Bakü'ye gitmek istedim. Veya bir sebeple Bakü'ye gitmek zorunda kaldım. Geldim. Şimdi diyelim ki öğretmenim ya da muallimim ben. İş arıyorum. Gence'de çalışıyordum. Çok da güzel bir işim vardı. Ama bırakmak zorunda kaldım. Bakü'ye geldim. Bir hafta oldu iş bulamadım. Bir 10 gün geçtikten sonra bir baktım bir teklif aldım. Bir başvurduğum bir yer beni kabul etti. İşe girdim. Gence'de işten çıktıktan sonra Bakü'de işe girdiğiniz süreçte nedir? İşsizsiniz. İşte buna friksiyonel, geçici işsizlik diyoruz. Yer değiştirme dolayısıyla, iş değiştirme dolayısıyla insanların işsiz kaldığı, işte işten çıktığı ve yeni işe girene kadar ki geçen süreçteki işsizliğe friksiyonel işsizlik ya da geçici işsizlik denir arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Fiyat ve enflasyon, bu da çok önemlidir. Bir ülkenin önemli sorunlarından biridir arkadaşlar. İstiyorsanız bırakabiliriz. Devam edelim mi, bırakalım mı? Sıkıldıysanız bırakabiliriz ama istiyorsanız da devam ederiz. Bence bir problem yok. Saatimiz kaç oldu? 20. Daha vaktimiz var. 3-20. Tamam. Hadi o zaman biraz daha sürdürelim. Enflasyon ne acaba? Azerbaycan'da enflasyon var mı? Son zamanlarda var değil mi? Manat kaç euro oldu mesela? 1 euro kaç manat? Ben oradayken, yani 2 yıl önce ben oradaydım. 1'e 1'di hemen hemen. 1 manat 1 euro civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda euro değer kazandı, doğru mu? Evet. Şimdi 1 euro kaç manat? 1.75 mi? 76-75 civarı. Çok değer kaybetmiş. Yani bayağı bir düşmüş. Enflasyonda işte bu olur arkadaşlar. Enflasyonist ortamlarda ulusal para, milli para değer kaybeder. Bu enflasyon önemli sorunlarından biridir. Özellikle Azerbaycan'ın yaşadığı sıkıntıların, ekonomik sıkıntılarda petrolün fiyatının çok düşmüş olmasının çok büyük etkisi var. Değil mi? Siz de bunu görüyorsunuz. Petrol önemli bir etken. Petrolün fiyatının düşmesi de bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır arkadaşlar.
fiyatların ortalama fiyatlardaki sürekli artıştır. Yani bir ürünün fiyatının artması enflasyon değildir. Genel olarak ekonomide çoğu ürünün fiyatı artıyorsa o zaman enflasyondan söz ederiz. Bir ülkedeki güçlü ekonomi içinde arkadaşlar, güçlü bir ekonomi içinde fiyat istikrarı çok önemlidir. Fiyatın istikrarsız olması şu olumsuz durumlara yol açar. Bir, karar vericiler karar veremez. Üreticiler, tüketiciler, devlet karar verirken fiyat istikrarsızlığının olması doğru karar çıkmasını güçleştireceği için riskleri artırır. Tüketici karar veremez. Yani ne yapayım? Bu ürünü alayım mı, almayayım mı? Ben televizyon alacağım örneğin. Yarın ya fiyat artarsa o zaman bugünden alayım. Ya düşerse, bugün ben 1000 manat verdim bir televizyon aldım. Yarın bir baktım fiyatı 800 manata düşmüş. Ne yapıyorum? Karar veremiyorum. Böyle bir durumla da karşılaşmak istemiyorum. Bakın, karar verici olarak fiyat istikrarının olmaması beni karar verirken tereddüte düşürdü. Sonra firmayı düşünüyorum. Ben şimdi ben ürünü satacağım. Televizyon firması. 1000 manata satacağım ama yarın ya 1200 manata yükselirse zarar edeceğim. Ama şöyle de bir çekincem var. Bugün 1000 manata alıcısı var. Yarın ben 1200 manata çıkacak diye satmayıp da beklersem ya 800 manata düşerse. Bakın, gördüğünüz gibi fiyat istikrarsızlığı insanları çelişkilere düşürür. Riskler yaratır. Ve o ekonomi çalışmaz arkadaşlar. Ekonomi çalışmaz hale gelir. Aynı şekilde devlet bir takım faaliyetlerini yerine getiremez. Yarın ne olacağını bilemez. Para miktarını ayarlarken, vergileri ayarlarken, harcamalarını ayarlarken fiyat istikrarsızlığının olması planların gerçekleşmesini engelleyebilir. Bütçe belirledi devlet. Ben bu sene işte 100 bin manatlık harcama yapacağım. Yani 100 bin manat gelirim olur, 100 bin manat da harcarım. Böyle bir plan yaptım. Ya ekonomide işler iyi gitmezse, ya 100 bin manatlık vergi alacak bir iş olmazsa, siz o zaman 100 bin manatlık harcamayı nasıl gerçekleştireceksiniz? Borçlanmanız gerekiyor. Borçlanmanın yükü de yüksektir arkadaşlar devlet için. Faiz demektir. Faiz yükü demektir. Dolayısıyla fiyat istikrarsızlığı karar vericileri karar verme açısından sıkıntılara sokar. Bu herkes için geçerli bu. Böyle durumların olması yatırımları engeller, yatırımlar yapılmaz, fabrikalar yapılmaz. Yatırımları olmayacağı için o ekonomi büyüyemez. Ekonomi büyümediği zaman insanların gelirleri artmaz. Gelirler artmazsa insanlar daha fazla tüketme imkanı elde edemezler. Hatta daha da geriye gidebilirler. Böyle ortamlar, fiyat istikrarının olması, istikrarsızlığının olması o ülke ekonomisini yönetenlere, hükümetlere güvenin azalmasına sebep olur. Ve siyasiler, politikacılar, hükümet temsilcileri böyle durumların olmasını istemezler. Çünkü bir ülkede huzursuzluk olması, enflasyon olması, işsizlik olması böyle durumlar hükümetlere olan güveni sarsacaktır. Dolayısıyla bu hükümetin bir daha iktidar olması, bir daha hükümet olması zorlaşacaktır. Aynı şekilde ülkede yaşanan bu ekonomik kötü gidişat, fiyat istikrarsızlığı uluslararası anlamda rekabetin de bundan olumsuz etkilenmesine sebep olur. Sizden mal alan, sizden ithalat yapan ülkeler fiyatla ilgili bir belirsizliğin olması durumunda sizden mal ya da hizmet satın almayacaktır. Böyle bir durumda ne yapacaktır? Başka ülkelere yönelebilecektir. Bu durumda sizin ülkenizde çalışan firmalar rekabet gücü kaybedecek. Ürettikleri ürünü satamayacaklar. Stoklar birikecek. Bu maliyet artışı demektir.
ürünlerin satılmaması yükümlülüklerin yerine getirilememesi demektir. Bu da iflas demektir arkadaşlar. Bu da iflas demektir. Firmaların kapanması demektir. Bunun sonucunda ülke ekonomisi geriye gider. Ekonomi kötüye gider. İşsizlik artar. Enflasyon olur. Ekonomi büyümesi gerçekleşmez. O ülke kriz içine girer. Kriz içine girer. Bu kısmı da anlatalım. Evet, şurada bırakalım arkadaşlar. Şu slaytımızda anlatalım, bırakalım. Ekonomide fiyat istikrarsızlığı sonucu iki durumla karşılaşırız. Hatta üç durumla karşılaşırız da. Şimdilik ikisinden bahsedelim. Enflasyon. Enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Fiyatların sürekli artması. Bunun tersi de deflasyondur. Deflasyon. Deflasyonda enflasyonun tersine fiyatlardaki düşüştür. İkisi de istenmez. Ha ne istenir? İstikrar istenir. Fiyat düşmesi tamam tüketici için iyi bir şey ama üretici için iyi bir şey değil. Oh ne güzel fiyatlar düşüyor. Aa, tamam şu anda iyi görünebilir. Deflasyon iyi bir görünebilir. Ama yarın öbür gün bu malı üretip satan firmalar bu malı üretmeyebilirler. O zaman nereden bulacaksınız satın alacak malı? E çok güzel malın fiyatı 2 manat. Çok ucuz. E yok. E yoksa 2 manata mal bulamıyorsanız ne anlamı var? Ha o zaman nedir arkadaşlar? Enflasyonda, deflasyonda bir fiyat istikrarsızlığıdır. İkisinin de olması bir ekonomi için kötüdür. Ha olması gereken nedir? İstikrar olması. Fiyatların hep belli bir seviyede olması. O zaman o fiyat istikrarı sağlanıyorsa o ülkede her şey görülür. İleriyi görebilirsiniz. Yatırımcı da önünü görür. Tüketici de önünü görür. Üretici de devlet de önünü görür. Ve kararlarını, planlarını, programlarını rahatça yaparlar. Risk almadan. Ve enflasyon en önemli etkilerinden birisi o ülkenin fakirleşmesidir. Gelir dağılımının bozulmasıdır. Mesela enflasyonun olduğu bir ortamda sabit gelirli çalışanlar işte aylıkla çalışıyor, maaşla çalışıyor. Ne işte 1000 manat alıyorum veya 500 manat gelirim var. Enflasyon olursa fiyatlar artıyor ama sizin geliriniz hala 500 manat. O zaman ne olacak? Sabit gelirlerinin aleyhine durum gerçekleşecek enflasyonda. Bu durum, sabit gelirler dedim. Firma sahipleri, işverenler veyahut bir esnaf, bir mağaza nedir? Fiyatını artırır, kendini kurtarır. Ama sabit gelirler, ücreti sabittir. Ekmek, çörek 0.5 manattan 1 manata çıkarsa nedir? Artık daha az çörek alabilecektir, daha az et alabilecektir. Ne olur? Fakirlerden zenginlere doğru bir gelir aktarımı olacaktır. Dolayısıyla gelir dağılımında bozulma meydana gelecektir arkadaşlar. Bir ülkede bir ürünün fiyatı %10 arttı. Başka bir ürünün fiyatı %10 düşüyorsa diyelim ki 2 tane ürün var. Birinin fiyatı %10 arttı, diğerinin %10 düştü. O zaman ne diyoruz? Bu ülkede ortalama fiyata baktığımız için enflasyon yoktur diyoruz. Diyelim ki bir ürünün fiyatı %15 arttı. Burada örneğimiz var. Bir ürünün fiyatı da %5 düşmüşse o zaman ne diyoruz? %15 artış, %5 düşüş. İkisinin ortalaması nedir? 15 artı 5, 20 bölü 2, %10 enflasyon vardır diyoruz. Evet, burada bırakalım arkadaşlar. Enflasyon oranı ve endekslerde bıraktık. Unutmayalım. Enflasyon oranı ve endekslerde bıraktık. İsterseniz bir yere not alın. Haftaya nerede kaldığımızı belirlerken bir belirteç olacaktır. Haftaya perşembe günü görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.